bir koltuğa iki karpuz diyeyim yerindeyse sığdıran Nihat Doker bizlerle birlikte. Nihat Bey hem Atletizm Federasyonumuzun genel sekreterliğini yapıyor hem de yeni tamamladığımız ve başarıyla bitirdiğimiz Trabzon'daki 11. Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nin genel koordinatörlüğünü yürüttü. Hoş geldiniz Nihat Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yorgunsunuz ama bu keyifli, mutlu bir yorgunluk. Çünkü Trabzon'da ben de oradaydım. Oyunları yerinde izledik. Çok hummalı bir çalışma evresinin ardından rüzgar gibi geçen, bizim için tabii sizin için belki de öyle değil ama bir hafta ve bu hafta sonunda da mutlu, huzurlu, güler yüzlü ayrılan Avrupa kafileleri. Evet. Bize bir genel koordinatör olarak organizasyonun nasıl geçirdiğinizi bir anlatabilir misiniz? Bu organizasyonun diğerlerinden farklı bir yanı vardı Murat Bey. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin himayelerinde yapılıyordu. Olimpiyata aday bir ülke için bu organizasyon ayrı bir önem taşıyordu. Bunu çok başarılı yapmalıydık. O adaylığımızda burası önümüze kötü yaparsak engel olarak gösterilebilirdi. İyi yaparsak da güzel bir referans olarak onlara sunabilirdik. Tam bir yılı aşkın bir sürede orada çalıştık. İyi bir ekiple hazırlıklarımızı yaptık, planlamalarımızı yaptık. Her şeyi iyi planlayabilirsiniz ama uygulayamayabilirsiniz. Beni en çok tedirgin eden oydu. Kağıt üzerinde her şey tamamdı. En ince detayına kadar konuştuk. Giyilecek tişörtten ayakkabıya kadar, asılacak bayrağın ölçülerine kadar, çekilecek direğin metresine kadar her şeyi hesapladık. Taşınacak lunchboxların hava sıcaklığını da göz önünde bulunarak o araçların soğutuculu olmasına kadar bütün detayı hesapladık, planladık. Ama bunlar kağıt üzerindeydi. Uygulamaya geçirebilir miydik? Ama biz çok şükür bunu geçirdik. Orada 4000 civarında katılımcı Oyunlar Köyü'nde bir arada, yaklaşık diğer katılımcılarla birlikte 8000 dolayında insanı toplamda Trabzon'da 12 tesiste yarışlara götürdük, getirdik. Günde 4000 yemek çıktı. Görevlilerle birlikte 6000 yemek, günde 3000 lunchbox dağıtıldı. 580 araç bir günde Trabzon trafiğinde sirküle oldu. 2200 resmi güvenlikçi görev yaptı. 1000 özel güvenlik görev yaptı. 1520 gönüllü çalıştı. Federasyonlarla gelenlerle birlikte, bizim personellerimizle birlikte 1000 civarında insan teknik olarak bulundu. Bütün otellerde oldu. Gece yarılana kadar Trabzon meydanları doldu, taştı, restoranları, kafeleri. Bir valizle gelen, 3 valizle ayrıldı Trabzon'dan. Sonuçta açılış törenini muhteşem yaptığımız gibi, kapanışta o meşale yavaş yavaş söndü. Trabzon tarihine Olimpiyat bayrağının dalgalandığı bir şehir unvanı verildi. Ve biz son yolcumuz Letonya'nın sporcularını da uçağa bindirdikten sonra rahat bir şekilde nefes aldık. Bugün gülümseyebiliyorsam o yaptıklarımızın iyi geçmesinin bize yansımasıdır. Evet, sonuçta herkes kazandı aslında bakarsanız Trabzon'da. Trabzon'da bir kere şehir mükemmel tesisler kazandı. Biz de yerinde gördük. Evet. Özellikle 3 tanesini burada belirtmek isterim. Atletizmi her zaman ayrı bir noktaya koyduğumuz için ondan, evet, başlayayım. Söğütlü'deki atletizm tesisi gayet güzel oldu uluslararası standartlarda. Basketbol salonu 7500 kişilik harika bir salon. Ve yüzme tesisi de gerçekten dünya standartlarında. Bu üçünü ben farklı koyuyorum. Tabii diğerleri de çok güzel oldu ama. Şöyle yapalım mı? Pardon. Sözünüzü kestim. Tamam. Ama sevgili Murat Bey, Türkiye'de olmayan ve Trabzon'a yeminin yapılan iki tesis daha var. Konumuz parkur. Evet. Tabii ki atletizm. Ama orada tenis adına da Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan bir tesis yapıldı. Düşünün, 4500 kişilik, o kadar seyirci dolar veya dolmaz. Olur olmaz. Ama neticede bir Wimbledon özelliklerinde 4500 kişilik bir merkez kort yapıldı. 3 tane kapalı kort yanına, yağmurlu havalar olur, soğuk günler olur, orada oynanabilir. 12 tane açık kort ve sosyal tesisleri
oturup kafenizi, çayınızı içip denizi seyredip sporcuları izleyebileceğiniz bir yer. İdari binalarıyla Türkiye'de ilk olma özelliği olan bir güzel tesis de oraya yapıldı. Hemen Yomra'ya İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da bile olmayan 65'e 35 ebatlarında uluslararası özellikleri taşıyan bir jimnastik salonu. Sadece salon mu? Hayır. Kurallar gereği iki de antrenman salonu yan tarafına. Bu salon ve bu tesisleri de atlamayalım. Evet. Trabzon Türkiye tarihinin en önemli tesislerine kavuştu bu oyunlar nedeniyle. Oyunlar sadece bunu mu kazandırdı şehre? Hayır hayır asla. Ben zaten devamında onları söyleyecektim. Herkes kazandı derken tesislerden başladık ama onun dışında bu büyük sirkülasyondan ki çok güzel rakamlarla özetlediniz organizasyonu. Bu sirkülasyonda Trabzon halkı, Trabzon esnafı da kazandı. Trabzon havaalanı yenilendi. Evet. Trabzon'un etrafındaki çevre düzenlemeleri yapıldı. Sadece sportif açıdan bakmamak lazım tabii. Sporcularımız da orada 49 ülkeden gelen yaş gruplarındaki sporcularla bir araya geldiler. IOC Başkanı Jacques Roque'un idealleri gerçek oldu ve gençlerimiz yabancı ülkelerden gelen sporcularla olimpik idealleri paylaştılar. Bunların hepsi ayrı ayrı kazançlar. Bir taraftan da madalyalar kazanıldı ama ben madalyaları o kadar da ön plana koymak taraftarı değilim. Diyelim. EYOF için eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alalım. Sonra da atletizme geçelim. EYOF için şunu ekleyelim. Türkiye'de artık olimpiyat bayrağının dalgalandığı şehir Trabzon olarak belirtelim. Öyle böyle. Gençler olimpiyatı desek o 5 halkalı bayrak Trabzon'a getirildi. 2. Evet. Gençler olimpiyatı desek Atina'dan yakılan meşale hiç söndürülmeden İstanbul üzerinden Ankara'dan Trabzon'a kadar götürüldü. Trabzon futbolda bir markaydı. Bundan sonra da olimpik şehir olarak bir marka oldu. Yine bundan sonra Trabzon'da her türlü spor organizasyonlarının yapılabileceği spor tesislerine kavuşmuş oldu. Umalım ki Trabzon'da bu yeni tesisleri boş bırakmaz. Layıkıyla federasyonlarımız doldurur ve halkın ilgisi giderek artar ve atletizmden başlayarak diğer amatör branşlarda da Trabzonspor fırtınası nasıl yeşil sahalarda esiyorsa diğer alanlarda da essin. Bunu istiyoruz, bekliyoruz ve emekleriniz için tabii Trabzon açısından teşekkür ediyorum ben. Teşekkür ederim ben. Atletizm özeline geçtiğimizde bir şey daha yapalım. Tabii ya. Trabzon'la ilgili de atletizm özelinden başlayacaktım ben. Orada da iki tane bronz madalyamız geldi ki atletizm her zaman için EOF'ta geçmiş oyunlarda da Türkiye madalya kazandıran bir branştı. Onu belirtmek istemiştim ama sizin eklemek istediğiniz bir şey var galiba. Sizin de seveceğiniz ve beğeneceğiniz bir şey söyleyeyim. Biz Trabzon'daki bir olimpik ruhu 149 bin öğrencisi olan Trabzon'daki okullardaki 112 bin öğrenciye iki grup halinde ekip göndererek olimpik ruhu anlattık. Olimpiyat nedir? Onu açıkladık. Yetmedi. 19 bin öğrenci. Az sayılar değil Murat Bey bunlar. Tabii. Bakın 112 bin öğrenci. Birebir interaktif 20 dakikalık onlara sunumlar yapıp birebir anlattık. Yetmedi. 19 bin öğrenciyi de otobüslerle bu 5 tesise taşıyıp bu tesisler sizin, sizler için yapıldı. Trabzon'daki gençlik için ve Türkiye'deki sporcular için yapıldı. Gelin burada spor yapın. Buralar sizin mekanınız, yeriniz diye bu bilgileri verdik, anlattık, tanıttık dilimizin döndüğü kadar. Bunu siz beğeneceğinizi umuyorum. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok teşekkürler. Bu güzel bir proje. Ben zaten her şeyin gençler için yapılması gerektiğine inanan bir insan olarak öncelikle teşekkür ediyoruz bunun için. Emeklerinize sağlık diyoruz. Türkiye önemli bir organizasyondan başarıyla anlaşılıp çıkmış oldu. After all the evidence. Engelli atlet Oscar Pistorius'un doğuştan fibula kemikleri yoktu. Henüz 11 aylıkken iki bacağı birden diz altından ampute edilmişti. Bacaklarının olmaması bile onu koşma sevdasından geri bırakmadı. Karbon fiber protezlerle piste çıktı. ...2004'ten itibaren önce engellilerle paralimpik oyunlarında yarıştı. 100, 200 ve 400 metrelerde rekorlar kırıp altın madalyalar kazandı. Fakat onun gönlünde yatan olimpiyatlarda koşmak, engelsiz atletlerden hiçbir farkı olmadığını tüm dünyaya göstermekti.
türlü engellerle karşılaştı Oscar. Önce Uluslararası Atletizm Federasyonu IAAF izin vermedi. Protezlerin ona avantaj sağladığı iddia edildi. Ama o yılmadı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'e dava açtı. Mahkeme avantajı yok, koşabilir kararı verdi. Ne var ki bu süreç onun 2008 Pekin Olimpiyatını kaçırmasına sebep oldu. Ama o vazgeçmeden koşmaya devam edecekti. Ve Oscar Pistorius 19 Temmuz 2011'de Lignano'da 400 metreyi 45.07'lik en iyi derecesiyle kazandığı o an hem 2012 Londra Olimpiyat hem de bu yılki Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Artık dünyanın en önemli yarışlarında engelsizlerle birlikte yarışabilecekti. Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları tarihinde Türkiye'nin atletizmde toplam 14 madalya kazandığını, bunlardan 4 altın 1 gümüşü Halil Akkaş'ın elde ettiğini biliyor muydunuz? Siz Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri olarak da camianın çok önemli bir şahsiyetisiniz. Sağ olun. Ve önümüzde de çok önemli iki tane büyük organizasyon var. Trabzon'dan sonra siz herhalde o taraflara yöneleceksiniz ve orada olacağınızı biliyorum. Birincisi Ağustos'un ortasında üniversite oyunları, yaz üniversite oyunları Çin'de, Shenzhen'de yapılacak. Diğeri de tabii ki hepimizin merakla ve heyecanla beklediği Kore'deki Dünya Atletizm Şampiyonası Ağustos sonunda. İsterseniz bu ikisini değerlendirelim. Öncelikle üniversite oyunlarına çok atletizm kafesine gidiyoruz. Üniversite oyunları da önemli bir organizasyon. Aynı olimpiyat gibi katılımcısı çok olan, çok branşı olan ve aynı o statüler kapsamında yapılan bir organizasyon. Üniversiteyatta bugüne kadar, ben 19 yılda Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreterliği yaptığım için biliyorum. En çok madalyalar atletizmde geldi. Sanıyorum bu Çin Zhenshan şehrinde yapılacak üniversiteyatta da yaklaşık bildiğim kadarıyla ilgileniyorum. Bugün Kemal Hoca'dan bilgileri aldım. 20 civarında atletle katılıyoruz. Bu atletler bizim Türk milli takımımızın da önemli şahsiyetleri, tabii, sporcuları. Tabii. Listesi önümüzde. Yani çok önemli atletlerimiz var. Büyüklerde de yarışan. Evet. Nevin Yanıt, Halil Akkaş, ilk gözüme çarpanlar. Nevin Kemal daha Koyun, önceki yıllarda başarılı olmuş tabii sporcudur. Halil Keza çok altın madalyalar üst üste sıralamış bir sporcumuz. Yeliz Kurt, Merve Aydın, Pınar Saka, Melis May, Fatih Avan, Ercüment. Güçlü bir kadro bu. Güzel rekorları var. Eşref Apak, maratonda atletlerimiz. Gerçekten amili takım düzeyinde. Evet, zaten oradan da dünya şampiyonasına geçecekler birçoğu. Oradan da Daegu'ya, Kore'ye, evet, dünya şampiyonasına geçecek bunlar. Madalya burada çok geleceğini ümit ediyorum. Dünya şampiyonası için bir şey sormayacağım ama üniversite oyunları için sanıyorum birden çok madalya beklentimiz var atletizmde. Bu takım çok çok güçlü bir takım. Türkiye bugüne kadar bu kadar fazla sayıda ve bu kadar güçlü bir kadroyla üniversiteye katılmamıştı. Evet. Fakat çok ümitlerimiz var. Fakat hava şartlarını ve da göz önünde bulundurmamız lazım. Çok nemli bir yer orası. Saat farkı da var bayağı. Onun için de federasyon zaten erken götürüyor aldığım bilgiye göre. Oradan başarı sayısı iyi olacak. O sporcularımızın bir kısmı da oradan Daegu'ya geçirecekler. Madalyayı burada daha fazla bekleyelim. Dünya şampiyonası için henüz bekleyelim. Takım tam oluşmadı orada. Evet. Fakat atletizm son yıllarda, biliyorsunuz, çok iyi takip ediyorsunuz. Zaten programın adı da parkur. Atletizm son yıllarda güzel sonuçlar almaya başladı. Bu federasyonun planlı programlı çalışmasıydı. İstikrarın bir sonucu bu. İstikrarın olduğu yerde güzellikler geliyor. Disiplinin, evet, olduğu yerde başarı geliyor. Sayın Mehmet Terzi Başkan atletizmde bir çıtayı tutturdu, bir güzel çizgi. Orada gidiyor. İnşallah sonucu göreceğiz, bekleyeceğiz. Bu yaz önce üniversite oyunlarında, evet, sonra da dünya, evet, şampiyonasında belki birden çok final yarışan atletimizle beraber bol atletizm dolu bir ay bizi bekliyor. Bizi kırmayıp geldiğiniz için, programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.